2020 yılının son ayında, Aralık ayında pazardaki fiyat nedir? Şu anda Konya'da bir semt pazarındayız. Peki vatandaş fiyata ne diyor? Esnaf memnun mu? Satışlar ne durumda? Vatandaş keseyi doldurabiliyor mu? Fiyatlar pazarda gayet ucuz. Gördüğünüz gibi domates 3,5 3 kilo 10, salatalık 3 lira, biberimiz 5 lira, hurma 5 lira, mandalin 3 lira. Fiyatlarımız gayet uygun, hesaplı. Pazarda fiyatlar şu anda normal, yani kış günü normal. Ya mesela karnabahar bu hafta pahalı, ona diyor. Kilo 10 lira mesela, 8 lira 10 lira arası değişiyor. Karnabahara pahalı diyorlar. Normal hocam, yani hiçbir yükseklik yok. Geçen seneki fiyatların aynısı. Soğan geçen sene de 5 liraya satıyordum çayırba soğanını. Bu sene de 5 lira. Peki 5 lira. Müşterilerin nasıl fiyatlara karşı? Tepkili. Çok tepkili. Ben şu terör okayı geçen sene de 1,5 satıyordum. Bu sene de 1,5. Marketlerde 2 lira. Marul geçen sene de 4 liraydı. Bu sene de 4 lira. Yani evet. Yani demek istediğim, yani bilmiyorum, yani bu hafta sonları marketlere yasak gelmiyor da bize niye yasak geliyor? Fiyatlar ucuz olan da var, pahalı olan da var abi. Malına göre değişiyor. Domates 3 lira, 4 lira, 5 lira öyle gidiyor yani. Salatalık 2 lira, 3 lira. Elmalar 3, 5. Mandalin 3 lira, 3,5 lira. Vallahi abi şu anda halde meseleler 3,5, 4 lira. Bizde de 3,5 mesela. Limon halde 2,5, bizde 2,5. Portakal 3 kilo 10 lira. Mandalina 2,5. Patlıcan, domates de bu sene maşallah fiyatları ya, bu halde. Patates ucuz. Her şey ucuz maşallah yani. Pazardaki esnafların görüşü bu şekilde. Vatandaş ise fiyatları yüksek buluyor. Vallahi ne bileyim, aldık işte. Bu mevsimde normal gibi geliyor bana, bilmiyorum. Ben şahsım için söylüyorum, başkalarını bilmiyorum. Belki gelir azdır, onlar belki şey yapabilirler yani, zorlanabilirler. Vallahi kesesini meselesini bilmiyorum ama Allah gariban vatandaşımızın yardımcısı olsun gerçekten. Yani. Vallahi fiyatlar falan hiç baktığım yok doğru dürüst. Ya çok şükür elhamdülillah, ne olacak ya? İşte hayat devamı diyor, olacak bunlar. Ülkemizin durumu malum ya. İyi. Vallahi ihtiyacın olduğunu arayacaksın, gücün yettiğini arayacaksın. Tabii ki yüksek ürünler var, hep her türlü ürünler var da ama para yetişemiyor. Paranı yetiştiremiyoruz. Çok pahalı. Çok. Faturalar... Tabii ki. Aldığımızda zaten istediğimiz kadar alamıyoruz ki. Kese istediğimiz gibi dolduramıyoruz. Çünkü mesela yumurtayı 20 liraya aldığım yumurta 25 lira olmuş. Soğanın kilosu 5 lira. Salatalık 5 lira. Domates 10 lira. Yani biz memur emeklisiyiz, zor alabiliyoruz. Asgari ücreti düşünemiyorum yani. Her şey çok pahalı. Toptan olduğu için, çok aldığımız için sanki bereketli gibi geliyor bize, onun için pazara geliyoruz. Çok pahalı, çok. Hangisi ucuz ki, hepsi pahalı. Hiçbir öyle seçecek şey yok vallahi. Peki durum sebze ve meyvelerde böyleyken balık tezgahında fiyatlar nasıl? Şu anda artış yok. Balıklar çoğalmaya başladı. Fiyatlarda düşüş var. Hamsi 30 liraydı, 15-20 liraya kadar düştü. İstavrit fiyatları 30-35 liraydı, 20 liraya kadar düştü. Kampanyada balıklar var, çupra var. 30 lira, çıtmanın büyüğü var, 35 lira. Yani bayağı bir düşüş var yani, artış yok.